4 Temmuz, 10 Temmuz. Sevgili koçlar, nasılsınız güzel aile? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz diyorum. Öncelikle Mars artık boğa geçişini yapıyor ve 5 Temmuz'da gerçekleşecek. Parayla alakalı, para evinizle alakalı daha kontrollü, daha sistemli, daha mantıklı oluşumlar yaratmanız lazım. Bunları yaptığınızda yani gelir gideri dengelemek için çok doğru bir döngü. Bunu sakın hayatınızdan güzel zorlukları kazancı doğru ilerleterek daha dengeli hayata geçiş sağlayabiliriz. Bu size mutluluk verecek. Unutmayın, güneş hala yengeç burcunda ilerliyor. Duygusal yönümüz, kariyerle alakalı, beklentilerle ilgili, yaşanan krizlerle ilgili bazı olumsuzlukları artıya çevirmeniz için güzel fırsatlar var. Özellikle kendi işini yapıyorsanız ve parasal hayatınızla alakalı kriz dönemini tatmin ve mutluluk bir şekilde dengeleyeceksiniz. Ve ortak almak, yeni ortaklıklar kurmak istiyorsanız da kurallarınız ve düzeniniz sakın bozmayacak şekilde bunları doğru görerek doğru hareket etmenizi öneriyorum. Kurumsal bir alanda hakimiyetinizin devam etmesini istiyorsanız doğru gözlemci olarak insanları doğru gözlemleyerek hareket ettiğinizde ani kararlar geride kalıp daha mantığınızın, daha kuralınızın doğru ilerleteceğini fark edeceksiniz. Çatıştığınız ekip arkadaşlarınız, bulunduğunuz noktadaki huzursuzluklar sizi fazlasıyla yıpratıyor. Hani bazen tetikler ya, ben gideceğim, gideceğim. Evet, gitmeniz için yeni bir nokta bulmamız lazım ve siz bu noktayı hazırlamadan bu triptesiniz. Rica ediyorum, alanda bir sıkıntı yok. Ama yerinizle ilgili değişimlerle alakalı noktada çok güzel fırsatlar elinize gelecek. Bunları da doğru gözlemlediğinizde çıkış noktanızı daha sakinlikle halledeceğinizi düşünüyorum. Çünkü mantığınız doğru ve sağlam noktaya oturtmak istiyor. Bence bu sağlam nokta size huzur verecek. Gayet de keyifli, unutmayınız. Bu ara kendi işinizi kurmak ya da ortaklı alanlardaki işi devretmek isteyenler için güzel fırsatlar var. Değişim ve dönüşüm size mutluluk ve huzur katacak. Sadece şöyle bir şey var. Acayip ruhunuz konuşuyor. Beyniniz hiç susmuyor. Bu ara bu beyni susturmak için hafif yürüyüşler, enerjinizi, arkadaşlarla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Zıtlaştığınız insanların sizinle neden zıtlaştığını öğrenmek için biraz daha kendinizi dinlemenizi öneriyorum. Bu arada seyahatleriniz, iş gereği gitmeniz, yolculuklarınızda artık kendinizi bularak geleceksiniz. Hem tatil gibi hem iş gibi size iyi gelecek diyorum. Bu arada kurumsal ya da devletten farklı alanlara geçmek isteyenler için çok yakın bir dostunuz ya da çok iyi bir insanla bu dengeyi sağlayacaksınız. Dedim, unutmayın. Aşk konusunda huzursuz olduğunuz diyalogda kalbinizdeki kırılan kim varsa sizin özür dilemek için ayağınıza gelecek ve sizin artık karar doğrultunuz ne? Ona siz karar vereceksiniz. Eksiği artıyı doğru düşünmeniz lazım. İlişkinizle alakalı uzun süredir evlilik ve gelecek planı yapan sevgili koçlar için evet, doğru konuşmalar ve doğru evreler, ama aileyi dengelemeden bu evliliğe hani start vermeniz uygun görmüyorum. Aile uyumu şart ve bu uyumsuzluğu çözmemiz lazım. Bu ara aşk arayan, aşık olmak, sevgi anlamında güzel enerjilerle size teklifler, aracılar ya da sosyal ağlardan gelecek oluşumlar size keyif verebilir. Bunu da doğru görmek lazım. Yani eleştiri, çok fazla eleştiriyorsunuz ve bu eleştiriler karşı tarafı çok fazla ailenizi de kendinizi de yıpratıyorsunuz. Evli çiftlerimiz, çalışan çiftlerimiz için özellikle tayin demeyelim. Tatille ilgili yaşadığımız bazı karışıklıklarda aileler arasındaki yaşanacak krizleri önlemek gerekiyor. Bu ara sevgili beylerin annesi ya da kardeşlerinden kaynaklı birbirimizi yıpratacak sözler söz konusu olabilir. Duymamazlıktan gelin. Ama bu ara evlenmeyi düşünenler hemen düğün sonra, Kurban Bayramı sonrası apar topar bir evlilik enerjisine ve yoğun bir evre söz konusu. Bu arada ev konumu, alım satım konularınız çok yoğun olacak. Bayram sonrası bunların enerjisi ve anlaşmalarına gireceksiniz. Yeni ev, yeni yolculuk size uğur getirecek. Parasal hayatınızla alakalı, altın mı biriktireyim,
bunu mu yapayım diyenler için. Evet, bu ara altına yavaş yavaş yatırıma geçebilirsiniz. Borçlu olduğunuz ya da uzun süredir unuttuğunuz borç biraz bizi yıpratabilir. Bir an önce bunu çözmeniz lazım. Evde ufak tefek tamir, tadilat konularımız söz konusu. Ev hanımları, çocukların enerjisine fazlasıyla yüksek sesle yöneliyorsunuz. Lütfen bu yüksek sesi geride bırakıyorsunuz. Sağlık konusunuz, diş etlerimiz, baş dönmelerimiz ve beyinle alakalı damar noktalarımızdaki kontroller hakim. Özellikle büyüklerimizin bu konuda dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdiden tatiliniz, şimdiden yolculuğunuz hayırlı ve uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgili boğalar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, hayatımızda olmayı unutmayın efendim. Evet, 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na geçişini tamamlıyor ve bu geçiş evresinde yaşadığımız krizler, yaşadığımız elimizdeki korumakta ve mücadele etmekte olduğumuz paralarımız ve bu konularla ilgili bir türlü çözemediğiniz noktalar içerisinde hem savaşçı yönümüz hem de öfke yönümüz böyle uçabilir. Çünkü uzun süredir çözemediğimiz ve ruhumuzda aşamadığımız paralarla ilgili dengesizliklere hazırlıklı olalım. Ne yapıyorsunuz efendim? İş konunuzla ilgili yanlış kararlar almamaya, ani reaksiyonlar göstermemeye, insanların yanlış anlamasına sebep olacak her şeyi daha sakin, daha otokontrolle halletmeniz gerektiğini bilmenizi uyarıyorum. Çünkü artık siz sarsılacak ya da yıpranacak noktada değilsiniz. Çünkü psikolojik olarak, ruh olarak birçok şey sizi alaşağı çekti ve bu alaşağılar sizi tamamıyla yıprattı. Duygusallıkla iş çatıştı. Kalp kırıklıklarından adaptasyon problemleri yaşayabilir ve bu yüzden de hiçbir şeye konsantre olamıyor olabilirsiniz. Mümkün olduğu kadar, özellikle işimizdeki hareketli bir dönem, yeni anlaşılacak işler ve yeni projeler size keyif verirken kafa karışıklıklarınızdan kaynaklı ve ekip arkadaşlarımızla yaşadığımız kaoslardan kaynaklı odaklanamama ve sisteme hakim olamama gibi pürüzler yaşayabilirsiniz. Bunları aşmak için size uyarıyorum. Derin derin nefes alarak her şeyi aşacak zekadasınız. Asla unutmayın. Kurumsal alanı ya da devlette, büyük alanlarda ve devlet alanında çalışan sevgili boğalar, iş gereği, yolculuk, yurt dışı ilgi, evraklar ve özellikle toplantıların çok yoğun olacağı ve sistemin değişimle alakalı hazırladığı yeni olaylar biraz karışsa da sizin riskli bir durumunuz yok. Siz oldukça alanınıza, siz oldukça noktanıza hakim kalmanız lazım. Eğer bunu başardığınızda yerinizde hedeflere doğru ilerleyeceksiniz. Bu ara kafanız çok karışık. Neden? Burada olmak doğru mu? Kendi yerimi mi kurmak doğru? Ya da artık toprakla, tarımla mı uğraşayım? Böyle gel gitler. Yani kafanızı karıştıracak enerjiler çok fazla var. Şu an için yerimizi kontrol etmemiz daha sağlıklı. Kendi işinizi yapıyorsanız, alım satım dışarıda bazı iş süreçleriniz varsa, bazı evrak konularında aksilikler, bazı krizler gündemimiz olabilir. Mümkün olduğu kadar dışarıda iş takip eden herkes evrağınızı, vergi borcunuzu ya da pasaportunuzu ya da vize konularınızı gözden kontrol etmenizi öneriyorum. Bu ara yurt dışı fikri ve yerleşmek isteyen sevgili boğalar, evet, hanenizin enerjisi çok müsait ve gideceğiniz noktada da iş gereği gitmeniz gereken evreler var. Başarı var. Korkmanıza gerek yok. İşsiz olan ve uzun süredir iş mahkemeniz çözemediğiniz bazı konular için biraz daha sabırlı olmanız lazım. Çünkü akslar çok yorucu geçti ve bu yoruculuk sizi tam anlamıyla odaklanamam ve cesaretiniz kırıldı. Yani bu ayın 20 Temmuz'dan sonra daha cesaretli ve daha keyifli enerjiler var. Hiç korkmanıza gerek yok. İlişki hayatınızda da ani değişim, ani kararsızlıklar, mutsuzluklar, mutluyken huzursuzluklar yaşayan bir evreye geçiş yapabilir. O da tatilin ve bayramın verdiği etki ve aile özlemi, geçmiş özleminin yaşayacağınız bazı karmaşıklıklar var. Bunu da dengeleyin. Sevdiklerinize sımsıkı sarılın. Onlar çok kıymetli. Özellikle de sevgilisi olmayan sevgili boğalar, tanıştırmalar var. Sizinle ilgilenecek güzel enerjiler var. Özellikle eski ilişkilerinizden haber bekliyorsanız bu haber size doğru ulaşacak. Bunun mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Karı koca çiftler, çalışan karı koca çiftlerde özellikle hanımınızın işiyle alakalı yaşanan
gerginlik evde de bir huzursuzluk, onun üstüne gitmeyin diyorum. Sizin de değişmesini istediğiniz bir konu varsa daha bunun için vakit var. Çalışan, özellikle de kendi işini yapan sevgili boğalar için, evli çift ya da aile işi yapanlar için bu ara ekonomik dengelerdeki krizler evde tartışmalarımıza sebep olabilir. Bunları kontrol etmeniz sizin için daha sağlıklı. Çocuklarınız ve çocuklarla ilgili bağları çok doğru oturtmanız lazım. Bu ara işiniz gereği bayağı bir ilgisiz ve alakasız tavırlar sergiliyorsunuz. Bunlardan uzak duralım. Evet, aşık olmak için hazırsınız. Start verildi. Unutmayın bunu. Aşk size yenilik ve yeni anlamlar katacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Ama şunu demek istiyorum sevgili takipçilerim. Bu ara evlilik konularınızda aile ve aileden kaynaklı bazı zorlukları aşıp o düzene doğru sağlıklı bir şekilde yol alacaksınız. Sağlık olarak özellikle geniz eti, nodülleriniz, mide bulantılarınız ve ishal ve sorunlarınız olabilir bu dönem. İhmal etmeyin. Keyfinize bakın efendim. Sevgili ikizler, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmuyorsunuz. Bu hafta Mars Boğa Burcu'nda, yani 5 Temmuz itibariyle Boğa Burcu'nda Merkür yengeçe geçişini tamamlayacak ama aynı şekilde de gizli düşmanlıklar, bazı konularla ilgili sakladığınız olaylar açığa çıkabilir. Ve beklenmedik bazı krizler sizi fazlasıyla yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar kimlere sır verdiniz, kimlere vermediniz, bunları gözden geçirmenizi öneriyorum. Evet, iş konusunda mümkün olduğu kadar kendiniz bu alanda bu alandaki noktayı korumanız gerekiyor. Çok fazla gizli düşmanlıklar edindiniz. Bu düşmanlıklar sizin iş hayatınıza, çevrenizdeki olaylara stresli yaratmanıza yardımcı olacak. O yüzden açık ve net bir şekilde kimseden korkmadığınızı, kimsenin sizi yıpratmadığını ve etrafa karşı yansıtmanız lazım. İş konularınızla alakalı noktada yeni fırsatlar, yeni oluşumlar ve hayatınızla alakalı ciddi anlamda olmasını istediğiniz birçok noktada şansın sizi fazlasıyla zorlu ama yaptığı enerjiler size ekstra kazançlar, farkında olmayarak fırsatlar yaratacak ve kendinize ait yeni gelir kaynakları oluşturmak istediğimiz çevredeki yeni insanlar size daha mutlu ve keyifli kılacak. O yüzden siz doğru enerjidesiniz ama gizli düşmanlıklar size zorluk, hani gerginlik yaratabilir. İşle alakalı ortaklı konularda bazı risk alanlarına açık olacağız. Ortağımız, ortak ekip arkadaşlarımıza daha dikkatli, daha temkinli hareket edeceğiz ama buranın çok karışık ve fırsatçı insanların çok yoğun olduğu için sizin artık kime müdahale edeceğinizi bilmediğiniz, yerinizi kontrol edin, yerinizi kimseye kaptırmayın. Kurumsal ya da büyük bir alanda çalışıyorsanız yönetim ve yönetimle alakalı gizli olaylar açığa çıkacak. Bazı dedikodular, bazı karmaşıklıklar sizi böyle bir karıştırabilir. Aman kim ne yapıyorsa yapsın siz yerinize doğru sağlam bir noktada. Farklı bir yere gitmek, iş gereği farklı seyahatleriniz söz konusu olsa da mecburen gitmeniz gereken, uzun soluklu kalmanız gereken bir iş alanı ve yurt dışı olabilir, şehir dışı olabilir. Bu konularınızla ilgili çok güzel fırsatlarınız var ve eğer bu fırsatı değerlendirdiğinizde uzun soluklu ailece gideceğiniz nokta sizin kalıcı noktanız olacak gözüküyor. Hem konum olarak hem de mertebe olarak büyük başarı sağlayacaksınız. Aşk konusunda duygusal çevrenizde, yani iş gereği aşk konusunda aşık olduğunuz bir enerji aurası var. Siz karşı tarafın teklifini kabul ettiğinizde evlilik enerjisi olan platonik gibi görseniz de ilgisi var. Ay bana bakıyor, ay böyle dediğiniz kişiyle aramızda bir bağ oluşacak ve bu bağ bize mutluluk verecek. Bu ara özellikle araç konusuyla ilgili tamir tadilat, arabayı tamir ettirme dönemi, bakım dönemi ya da ufak tefek kazalara mümkün olduğu kadar dikkat edelim. Bir de şunu unutmayınız ki iş ortağınızla ortaklı alanlarda bazı araç konuları, mülk konuları ile ilgili büyük krizlere açık olmanızı öneriyorum. Evet, aşk konusunda bu ara dağınık bir ruhunuz var. İlişkinizle alakalı konsantrasyon olamıyorsunuz. Biraz ihanet, beni güvensizlik bulduğunuz noktalarınız var. Bu güvensiz bulduğunuz noktalar sizin şüpheci yönünüz. Biraz daha relax olun. Karşı tarafın size karşı hiçbir şekilde
bir hatası yok. Siz abartıyorsunuz. Artık abartmayı bırakın diyorum. Bora, eski ilişkinizle ilgili acayip tesadüf karşılaşmalar, acayip tesadüf hissediyorum, beni arayacak enerjilerine girebilirsiniz. Abartmayın. Yeni insanlar var. Ona göre gözden geçirmenize inanıyorum. Evli çiftlerimiz için bu ara daha duygusal, daha birbirimizi anlayacağımız noktaya geçiş sağlayacağız. Ev alımı, taşınmak ya da evle ilgili yenilikleri, daha güzel fırsatlar yaratacaksınız. Ailenize ait çözülmesini istediğiniz miras, toprak konuları ile ilgili. Bu dönem, hani bu dönem bunları bir an önce çözmeniz gerektiğine karar verdiniz ama sizin de kardeş, kuzen, dayı tarafından sağlık problemleri ile ilgili büyük sıkıntılar, büyük gerginlikler söz konusu olabilir. Bunları sağlıklı bir şekilde çözebiliriz. Her şeyden önemlisi, bu ara evlilik teklifi alabilir ve aşkla şifalanabilirsiniz. Bu da boşanma fikri olan sevgili takipçilerim, evet kararlısınız ama ekonomik dengeniz ve çocuklarınızla ilgili devam ettirdiğiniz hayat size eziyet gibi geliyor. Artık bu karar sizin, cesaret ya da ailenizde güvendiğiniz birine bunu söylemeniz lazım. Evet, sağlık problemi, özellikle mide asitlerimiz, midede yanma, mide ile ilgili sıkıntılarımıza ufak tedavi olabiliriz. Bir de son zamanlarda kas sıkışmalarımız, kas yırtılmalarımıza dikkat edelim. Ev hanımları, evet her şeyi yenilemek içerisindesiniz ama bir yazlık, bir köy evi ya da bir tatil sizi şifalandıracak. Sevgili yengeçler, güzel takipçilerim, nasılsınız? Özellikle iş ortaklarıyla alakalı geçtiğimiz yeni ay tutulması ve yengeçte tutulma sizin gerçekle alakalı aydınlanamadığınız noktaları daha rahat görmenize yardımcı oldu ama bunu nerede oturtacağınızı bulamadınız. Yani iş alanınızdaki ekip arkadaşlarınız, aynı alanda var olduğunuz dostlarınız, iş gereği, kiminle muhatapsanız algılandınız ama nasıl yol vereceğinizi, hani yol göreceğinizi bilemiyorsunuz. Daha sakin, daha mantıklı bir şekilde dengeleri doğru yapacaksınız. Yani birçok problemli, birçok pürüzlü olan noktaları yavaş yavaş eleme noktasına ve bu elemede güç ve zafer sizin, unutmayın efendim. Artık Mars Boğa Burcu'na geçişini yapıyor 5 Temmuz itibariyle. Hayatınızla alakalı, var olan, korumakla alakalı koruduğunuz her şey için güçlenmek ve güçlenmekten kaynaklı daha stresli olabilir. Ama işinizle ve konumunuzla alakalı her noktayı daha sağlam bir şekilde görmenize ve başarınıza sebep olacak. Yani o yüzden meslek değişimi yapabilir, kariyerinizle alakalı kendi bulunduğunuz noktada ekip yönetebilir ve daha büyük oluşumlarda kendinizi daha aydınlatacağınız yolculuklara iş gereği bağlantılarımız söz konusu olacak. Bence muhteşem. Hayatınız yeni ana sayfa gibi, yepyeni bir sayfa gibi açılıyor. Şimdi geçmişi tekrar gözden geçiriyoruz. Nerede hata varsa bunları bulup bunların üstünü karalıyoruz ve siz kendi enerjinizi, muhteşem yolunuza kavuşuyorsunuz efendim. Yani mümkün olduğu kadar hataları, iyi niyetiniz, merhametiniz, sizi sıkıştıran her noktayı geride tutacaksınız ve hem varoluşunuz hem de yapacağınız işlerin önü papatya gibi açılacak. Siz de kazanç olarak var ettiğiniz her şeyi artık yatırıma doğru dönüştüreceksiniz. Ortaklı işlerle alakalı yaşadığımız krizler artık kazanca dönüşüyor. Kurumsal ya da ekip arkadaşlarınızla seyahatler, yolculuklar, bunlarla alakalı güzel fırsatlar, yeni iş teklifleri, beklediğiniz ve hayal ettiğiniz noktada da size sunulacak iş teklifini değerlendirmenizi istiyorum. Uzun süredir alanınızdaki değişim ve kendi işinizi kurmak istiyorsanız ortaklı kararla yapacağınız iş kendinizi daha adım ve daha sağlam noktalarda yerini alacak. Evet, seyahatleriniz, gideceğiniz tatil seyahati enerjinize muhteşem gelecek. Şifalanacaksınız, gücünüze güç katacaksınız. Hatalarınızı iyileştirmek için, yani iletişimle alakalı yaşadığınız krizleri önleme dönemi. Bu ara yurt dışı, evrak, unutulan borçlarla ilgili de daha sistemli ve daha kararlı adımlar yaratıyorsunuz. Mesela toprak arazisi, hayvancılık ya da üretim üzerine yaptığınız işlerde ve ihracat tarzı alanlarda çok güzel başarılar var. Hiç korkmanıza gerek yok. Aşk hayatınızla alakalı değişik duygular,
tepkisel, tepkili hallerimize dikkat edip daha yumuşak geçişler yaparak hayatımızdaki insanı korkutmadan, ürkütmeden bu dengeyi sağladığınız takdirde bu ilişki evliliğe doğru gidecek. Eski konularda kalp kırıklığı olduğunuz ve içinizde yara bıraktığınız kişinin evlilik haberi ya da ilişki haberi alıp canınız sıkılabilir. Aman bir papatya çayı iç, ananız sonucu. Onu Allah yazmamış, boşuna dert etme. Bir de evli çiftlerimizle alakalı çok güzel bir değişim evresi. Yani sizi ekstra çocuk, murat ya da yeni ev, yeni bereket, yeni aydınlanma yaşayacaksınız. Bu süreçte size uğurlu ve bereketli gelecek. Yalnız bazı ailevi sorunlar, çözemediğimiz bazı konularla ilgili baskın tavırlar ve hakimiyet kurduğunuz takdirde büyük aydınlanmak, sizi rahatlatacak süreçler var. Bence siz artık bunun arkasında sağlam durun. Çocuklarınızla alakalı yurt dışı eğitimi ya da şehir dışı eğitimleriyle ilgili çok güzel destekler ve beklediğiniz çocuğunuzun üniversite hayatı ya da lise hayatı ile ilgili çok güzel aydınlanma noktası olacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Sağlık olarak özellikle geniz yatık akıntılarınız, boğaz nödülleriniz ve iç kulak hassasiyetiniz olabilir. Bu dönemde de rüyalarınız sizi çok boşluğa, çok ürkütüyor olabilir. Sevgili ev hanımları, sizin yapmanız gereken tek şey bu ara eşinizle aranızdaki dengesiz giden, sizi yoran her şeyi bir meditasyon, spor yaparak bu enerjinizi güzellikte tutmanızı önem veriyorum. Çünkü hayatınızdaki insan sizi seviyor. Boşanma kararı verenler ev ayrımı, düzen ayrımı içerisindesiniz ve doğru ev ve doğru ortaklı bir şekilde ayrılacağımız haklar söz konusu. Ailemiz de askere gidecek ya da vatani görevini yapacak biriyle ilgili endişeniz var. Sağ salim dönecek. Endişe etmeyin efendim. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Güzel ailem, abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı sakın unutmuyorsunuz. Çünkü güzellikler var sizde. Özellikle yeni ayda Yengeç Burcu'ndaki gerçekleşecek yeni ay, sizin gerçekten kötü giden ve bir türlü çözemediğiniz birçok noktaya daha planlı, daha programlı, daha sistemli şekilde yasal konularınızla ilgili ertelediğiniz ve para konularındaki yaşadığınız krizlerin daha aydınlık bir şekilde çıkacağı, daha da özenli ve daha sağlam süreçler yaşayacaksınız. 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na geçiyor. Yani kendi ruhunuzdaki yaşanan bazı olayları daha net görmek. Yani kim dost, kim düşman, kim size iş konusunda destekçi, kim değil, bunları görmeye başlıyorsunuz. Ve akademik kariyerde kendinizle alakalı daha eğitim konularınız, planlarınız ve iş gereği gitmeniz gereken seyahatler daha akıcı ve olumlu olacak. Hatta kariyerinizle alakalı yaptığınız eğitim sizin rütbenizi, gitmek istediğiniz yurt dışı ya da yerleşmek istediğiniz yolun daha net bir şekilde geçmesine yardımcı olacak. Bir de sabit bir alanda çalışıyorsanız yer değişiminiz ve yeni beklediğiniz işten olumlu bir haber var. Kurumsal ya da farklı büyük alanlarda çalışıyorsanız yöneticilerinizin ani değişimleri biraz burada stres yaratsa da sizde konum atamaları, konumunuzla ilgili rahatlıklar söz konusu olacak. Uzun süredir ailenizle alakalı iletişim boşluğunuz, bir türlü çözemediğiniz sorunlarınız varsa bu hafta bunların hepsini çözüp affetme, bağışlama ve özür enerjisine geçiş sağlayacağız. Hatta onlara sımsıkı sarılacağız. Onların enerjisi bize şifa gibi gelecek. Yalnız kendi işinizi yapıyorsanız ve ortaklı işler alanında biraz daha gerginlikler artsa da, özellikle hastanede çalışıyor olabilirsiniz. Özellikle ayakkabıcıda çalışıyor. Özellikle sokakta kendi işinizi yapıyor olabilir. Herkesle tartışma enerjiniz var. Bunu daha sakin bir süreçte yapmamız gerekiyor. Bir de devlet ataması ya da beklediğiniz yenilikler için çok sağlam kapılarla bu atamanız gerçekleşecek. Hiç korkmanıza gerek yok. Aile içerisinde şüphelendiğiniz, yani babanızın hayatında biri olduğunu düşünüyorsanız ya da bununla ilgili kafa karışıklığınız varsa, harita diyor ki şu an bu enerjiyi boş verin. Ev düzeninizi sakın yıpratmayın. Çünkü şu an bu sizin hayal dünyanız. Gerçekle karşılaşmadınız diyor. Bir de bu ara anneniz ya da ablanız ya da kız kardeşinizin diz ve kemiklerle alakalı hassasiyeti olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları da gözden
çıkartmamamız gerekiyor. Evet, kendi işinizle ilgili yeni iletişimler, yeni ağlar, yeni büyük kazançlar sağlayacaksınız. Beklemediğiniz paralar ve paranızla alakalı yatırımlar size bu hafta sağlam. Araştırma haftanız, nereye yatırım yapabilirim dediğimiz düşüncelere giriş sağlayacaksınız. Ve bu düşünceler size daha pozitif bir enerjiyle yeniliğe koşturacak diyorum. Evet, sevgililik konusunda bu şu anki ilişkinizle ilgili belirsiz olan her şeyi kafanızda kurdunuz. Ya şu an bu ilişkinin adı yok zaten. Neyini kurdunuz? Bir sistem otursun, bir düzen otursun ve bu düzen gördükten sonra kurmaya önem göster. Siz burada neredesiniz onu bilmiyorsunuz. Onu bilmek için sabırlı olmanız lazım. Evet, evliyseniz ve evliliğinizle ilgili yaşadığınız krizleri artık görmemezlikten gelmeyi bırakın. Bu ilişkide büyük sorunlar var ve bu sorunları ya psikologla, ya ilişki terapistle, ya da size ait enerjiyle iliştirmeniz lazım. Yoksa ilişki her geçen gün kabuklar değişiyor ve kabuklarda yanlış anlaşılmalara sebep. Bu ara hırs, para hırsınız var. Özellikle eski sevgilinizden merak ettiğiniz konunuz varsa, onunla ilgili iletişim sağlamak istiyoruz. O tıpış tıpış ayağınıza gelecek, hiç korkmayın diyorum. Yeni aşık olmak, yeni ilişki isteyenler için farklı renkler var ama biraz daha doğru insan için daha adımımız var. Evet, satmaya çalıştığımız elimizdeki bir mal konusunda güzel bir anlaşma var. Ben olsam sattırmazdım ama bazı borçlarınız var. Bu borçlar için burayı satmaya karar verdiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Buna yapacak bir şey yok. Çalışan evli çiftlerimizde iftiraya, yalana karşı hazırlıklı olmanız lazım. Bu ara yüksek katta oturuyorsanız aşağı kata geçme gibi güzel bir ev sahibi olacağınız gözüküyor. O yüzden hayırlı olsun. Araçla ilgili değil, almak, eve araç almak, yeni bir yatırım niyetiniz varsa hadi şimdiden hayırlı olsun. Sağlık olarak özellikle kendinize ait ihmal ettiğiniz check-up dönemi başlasın. Özellikle gözlerle ilgili, uzak yakın konumuzla ilgili sıkıntılarımız olabilir ve alerjik reaksiyon gösteriyorsunuz. Bunu artık çözmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, bu ara dağınık ruhunuz var ama çok mutlusunuz. Mutluluk size para olarak geri dönecek. Merak etmeyin efendim. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili çok fazla baskıcısınız, kuralcısınız. Bazen özgürlük çocuklarınızın doğru adım atmasına yardımcı olur. Baskı hatalara sebep olabilir. Hoşça kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız? Güzel ailem, sevgili ailem, ne diyeyim? Evet, hayatınızla ilgili yeni giriş yapmak isteyebilir. Yeni başlangıçlar, yeni arkadaşlıklar, ortaklı alanlarda kendinizi daha göstermek isteyebilir. Enerjinizi daha farklı ve daha keyifli kılabilirsiniz. Evet, bu enerjiniz yüksek. Ani seyahatleriniz gerçekleşecek. İş olsun, keyif için olsun, size mutlu olacağınız bir hafta. Mesleki konuda da kendi dahi ruhunuz, kendinizi yenileyeceğiniz noktalarda da çok güzel bir başarınız var. Bu başarı size daha kendinizi ispat edeceğiniz ve tekrar hata yapmamak için varoluşunuzun kutlamasını sağlayacaksınız. Sanki üzerinizdeki negatif enerji gidiyor ve sizin bakışlarınız, hayatın dönük noktanız daha farklı enerjide. Kendi işinizi yapıyorsanız ve uzun süredir çözemediğiniz noktalarda 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na geçiyor. Bu süreçte sizin en önemli şey uluslararası işlerinizle alakalı, seyahatlerinizle alakalı, çözüm üretmek, tanınmak, yönünüze yön katmak, başarıyı aynı noktada ilerletmek istiyorsunuz. Aynı tarihte Merkür Yengeç Burcu'na geçişini yapacak. İletişim konularınızla alakalı korku duyduğunuz ve duygusal yönünüzle ilgili hareketsiz kaldığınız her şey size artık hareketle geçiyor. Yani sağlıklı harekete geçiş sağlıyorsunuz. Evet, kendi işini yapanlarda sürpriz değişim ve açılımlar, parasal konular size büyük renk katacak. Ailevi işlerinizle alakalı noktada da korktuğunuz gibi değil, markanız, yönünüz her geçen gün olumlu evresi. Ama ekstra kendi farklı işler yapmak istiyorsanız güzel yörüngeler size fırsatlar ve yazmak, içinizdeki anlatmak ya da sanatsal yönünüz varsa bunlarla ilgili teklifler söz konusu olacak. Kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız bunlarla alakalı noktada daha tutumlu yeriniz, masanız değişimi, ekip arkadaşlarla ilgili değişim sizin daha böyle sakin bir alana geçmenizle birlikte size keyif verecek yenilikler, işinizle ilgili daha doğru adımlar var. Yaz takıntılarınızdan çok, yani tam yatağa yatarız ya, ay bu işi yapmasaydım şu hata, hayır.
Size Allah o gün onu nasip etti. Bırakın gece vücudunuzu ve beyninizi yormayı. Akışa geçin. Rabbim size ev konunuzda araç niyetiniz var. Bazı yatırım fikirleriniz ve toprak konusunda fırsatlar da yaratacak. Yeter ki kendi bilincinizin farkında varın diyorum. İşsiz olan ve uzun süredir iş problemi yaşayan sevgili başaklar. Güzel bir enerji. Bayram sonrası güzel bir kapınız var. Şimdiden hayırlı olsun. Özellikle de toprak alım konumları... İnşaat sektörü, demir sektöründe çalışan sevgili başaklar, yurt dışı ile ilgili ihaleli anlaşmalar, yol çalışması ile ilgili çalışıyorsanız bunlarla ilgili mecburi yol seyahatleriniz söz konusu olacak. Bu önemli. Annenizin diz kemik ve devamlı baş ağrısı var. Bu unutmayın sevgili başak burçları. Evet, aşık olduğunuz ilişkinizi bitirmeye, hem bitirmeye çalışıyorsunuz, kalemi şöyle tutuyor, hem böyle sımsıkısınız. Hem de ay çok daraldım, beni çok sıkıyor diyorsunuz. Siz sevgiyi seviyorsunuz ama içinizde hep şüphe ve endişe var ya, sevilmeme duygusu, sahiplenme ve gidecek korkusu olduğu için devamlı ilişkiyle kafanızda böyle bir kurgu var. Biraz bu konuda da belki bir ilişki terapisi de size iyi gelecek. Yeni aşık olmak, yeni aşk enerjisine evrenizde var ama şu an tatil enerjinizde olduğu için ben tatilimi yapayım, şifalanıp geleyim, ondan sonra yolum ve kalbim bana açık gelsin diyorsunuz ve o kalp size doğru noktada ilerleyecek. Evli ve bir türlü ilişkisini oturtamayan sevgili Başak Burçları, evliliğinizde gerçekten zıt çatışmalar var. Bunu dengelemediğiniz sürece artık ilişki bangır bangır ben bitiyorum. Ya bu ilişkiyi anlayışla yola getirin ve gitmediğini biliyorsunuz ve eşinizin para konuları ile ilgili size yaşattığı krizlerden dolayı mutsuzluklarınız var. Veda bu sesi çalınıyor, cesaretiniz yok, bilginiz olsun. Bu ara evlenmeyi düşünen, evlilikle ilgili planları olan sevgili başaklar, evet evlilik var, Ağustos telaşındasınız, düğün tarihi ya da Temmuz sonunun telaşındasınız. Bu telaş size uğurlu ve bereketli, halimize yeni bir çocuk, yeni bir mutluluk katacak gözüküyor. Platonik takılanlar, neredesiniz? Ya bırakın bu ayakları, güzel kalp var, tanıştırmalar var, bu enerjiyi doğru oturtun. Çocuklarınızla ilgili bu ara yaz okulları, bunlarla ilgili araştırmalarda güzel kapılar var. Güzellendirin. Yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evrak çok olumlu ve keyifli olacak. Ve gideceğiniz seyahat balayı, bu tarz noktalarınız varsa şimdiden hayırlı olsun. Ama şezlongda denizin etrafında dolanmak sizin enerjinizi yeniden iyileştirecek. Evet ev hanımları ya da beyler, bu ara sağlık konularımız hassas, unutmayalım. Her yeriniz, kemiğiniz ağrıyabilir, başınız ağrıyabilir. Bol bol ayaklarınızı tuzlu suya ya da deniz suyuna sokarsanız bu enerjiniz gidecek. Yalnız bu ara boyun kasları ve sırt kaslarınızda hassasiyet var. İhmal etmeyin efendim. Sevgili teraziler, nasılsınız? Güzel bir hafta olsun diliyorum. Beğenmeyi unutmayın lütfen. Kariyerde yeni adım atmak, yeni kararlar vermek ve aynı zamanda sizin enerjinize yeni başlangıçlar, yeni dönüşümler, yeni fırsatlar yaratacak. Yani ne istiyorsanız, size sunulması ve oluşmasını istediğiniz her şey hem mutlu adımlarla hem de işlerle ilgili kazanç anlamında daha verimli noktalara ulaşacaksınız. Yani aslında artık özgürlük kanatınıza doğru şekilde değişimlerle girmiş olacaksınız. 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na, aynı şekilde Merkür Yengeç Burcu'na geçiş yaptığında hayatınızla alakalı noktada iş gereği oluşturmak istediğiniz fırsatları, konum, mertebe, duruşla ilgili daha güzel yenilikler katacaksınız. Eğer ki büyük kurumsalda çalışıyorsanız masa değişiminiz, beklediğinizle ilgili güzel konuşmalar, size verilecek haklarla ilgili fırsatları doğru değerlendirmeniz lazım. Şehir ya da ülkeyle alakalı beklenti, evraklarınız, vizeniz, bu tarz başlangıçlarınız varsa olumlu süreç, iş gereği gideceğiniz yurt dışı ve uzun soluklu kalmak istiyorsanız ve buralarla projeler oluşturmak istiyorsanız şirketinizle alakalı burada seçilecek kişisiniz, sizsiniz, hiç korkmanıza gerek yok. İşinizde sabit bir alandaysanız ve işten çıkartılacak mıyım, burada bazı aksilikler var, bana zarar gelir mi diye düşünüyorsanız gayet yeriniz daha sağlam bir şekilde oturacak,
güvenilir kimliğinizle yaptığınız gücü kendinize ispatlayacaksınız. Bu ara çok stresli, çok boş şeyleri kafaya takıp kendi kendinize dertliyim modundasınız. Ve bu yüzden de alışveriş ruhunuz, para harcamanız, saçma sapan bir şeyler almak sizin parasal evrenizi daraltabilir. Biraz daha mantıklı bir şekilde hareket edelim. Kendi işinizi yapıyorsanız işinizle alakalı patent, evrak konularımızı yenilemek ve alanımızı büyütme fikrimiz var. Güzel bir süreci doğru değerlendirdiğinizde bayram sonrası bunları çok rahat bir şekilde halledeceksiniz. Konu haklarınız, almak istediğiniz birçok şey size sunulmaya doğru gidiyor. Bu da güzel bir aydınlanma var. Sosyal ağlarla ilgili bağlantınız varsa, iletişiminizle ilgili sessizlikler varsa bunların hepsi artık hareketlenecek, konuşacak, kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Ve bu ifadeler, anlaşmak istediğimiz noktalar, evraklar, alım-satım konularımız ve dışarıdaki işlerimizle ilgili daha geçişli evreler söz konusu. Bu ara düşme konularımız, kazalara dikkat etmenizi öneriyorum. Bu ara kredi çekmek, ev kredisi, araç kredisi niyetiniz varsa hadi hayırlı olsun. Bunu çok rahat bir şekilde, olumlu bir şekilde evrenize alacaksınız. Bu ara borç konularınızla alakalı noktada krizleriniz varsa kredi çekerek borçlarınızı komple sadece bankaya ödeme niyetiniz var. Bunu da doğru bir karar verdiğinizi düşünüyorum. Bir de şöyle söyleyeceğim, yasal ailenizde mahkemelik süreci devam eden konularda ertelenmeler, davalarla alakalı görülen noktalarda haklarınızı alacaksınız. İş mahkemeniz, para mahkemeniz, haksızlığa uğradığınız mahkemeler sizi artık kazanca doğru dönüştürüyor. Aşk konusunda biraz daha hem yeni bir insana eğilimlisiniz, hem de geçmişte hesaplaşamadığınız için bekleme duvarı gibisiniz maşallah. Yeni fırsatları gör, beklediğin kişiye artık veda et. Onun belirsiz tavrı ve seni sahiplenmemesi seni yıpratıyor. O yüzden yeni fırsat size iyi gelecek. Eski ilişkinizle alakalı bir haber olsa da siz kariyerinize odaklanın. Kendinizi farklı noktalarda geliştirirseniz yeni aşk, yeni gideceğiniz noktalarda keyifli süreçler var. Evli çiftlerimizle ilgili ilişkisi çok uzun soluklu devam eden çiftlerimize kışkırtıcı hareketler, ilgilenmez tavırlar her iki tarafı da şüphelendirmeye doğru gidiyor. Biraz birbirinizle güzel vakit geçirirseniz bu iletişimi de doğru dengelemiş ve huzursuzlukları ortadan çıkartmış olursunuz diyorum. Bu ara nişanlı söz kararı veren ve ailenizde evlenmeyi düşünen sevgili teraziler, evinizdeki yeni mutluluk size şans ve bereket ve uğur getirsin. Eviniz ya da ortak bir malınız varsa müteahhit anlaşması söz konusu olacak. Bazı köydeki mallarımız ya da farklı şehirdeki mallarımızla ilgili yeni anlaşmalar var. Ne olur doğru kontrol edin, acele etmeyin diyorum. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada çok fazla sorumluluk var. Çocuklarınızın, işin acayip gerginlikleriniz var ve bu gerginliklerden dolayı birbirimizle alakalı hiç birbirimize ait özel bir nokta yok. Hadi baş başa kısa da olsa bir tatil yapın. Sevgili ev hanımları, eşinize bıt bıt ya da kendi içinizde bıt bıt yapıp onu yormayın. Çünkü onun başka biri yok, sizi seviyor. Takıntınız var, sevgisizlik takıntınız var. Çocuklarınıza, etrafınıza sarılın, enerjiniz değişsin. Sağlık konusunda özellikle nefes alma, sinüzitlerle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Geniz akıntılarımızda sıkıntı olabilir. İhmal etmeyin efendim. Ufak da estetik niyetiniz var. Geç kaldınız. Kışa doğru yaptırmanız daha sağlıklı. Sevgili akrepler, nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hemen şöyle söylüyorum. İşinizle alakalı mecburi yapmanız gereken eğitimler, kurslar bu hafta bunlarla alakalı ve Temmuz'un sonuna kadar bu kurslarınızla alakalı işi gereği süreçlerimiz var. Bunlar da gayet başarılı ve keyifli olacaksınız. Bu ara ekip arkadaşlarımız çalıştığımız noktadaki birçok noktada yeni toplantılar, yeni krizler, yeni olumsuzluklar olsa da burayı doğru katılım konuşmalarıyla güzel bir şekilde geçiş sağlayacaksınız. Ve olması gerektiğinden ve kendinizi koruma altına almayı bırakın, işinizdeki krizleri çözmek sizin için daha sağlıklı. Mars Boğa burcuna geçiş yapacak 5 Temmuz. Aynı tarihlerde Merkür Yengeç burcu. Bu neye dikkat etmemiz lazım?
rakip arkadaşlarımız, bazı bulunduğumuz ve inandığımız insanlar bizim önümüze engel olabilir. Ayağımızı kaydırmak isteyebilirler ve sizin o konuşma iletişiminizi, size ait noktayı kısıtlayabilirler. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, kendi işinizin mecburi patronunuzun ya da yönetimde olduğunuz kişilerin size eğitime yollaması ve bu eğitimi başarılı tamamladığınız takdirde konum değişikliklerimiz gündeme gelecek. Bu ara ortaklı işlerde sürtüşmeler, kavgalar, yaptığınız bazı olumsuzluklar ve yapılan olumsuzluklar saçma sapan krizlere sebep olabilir. Gereksizce ortağınızla aranızda gerginlikler oluşabilir. Görmemezlikten, duymamazlıktan gelin. Çünkü ortağınız güvenilir insan. Birbirinize zarar vermeyin diyorum. Bu ara yeni iş kurmak isteyen ve iş ortaklığı arayan kişiler için aceleci karar verip paranızdan ziyan olmayın. Tek başınıza bu sistemi kurun. Daha sağlıklı ve daha ılımlı olacağı sizin için uygun. Kurumsal büyük bir alanda çalışanlar için denetim kaynaklı, şirketinizle alakalı baskılar, devletle ilgili sıkıntılar, çözülemediği bazı krizler olabilir. Panik yapmayın. Şirketiniz her şekilde bu noktadan kurtulacak ve bazı alanda da işten çıkartılmalar, bu tarz haberler var. Şu an için siz listede yoksunuz. Eğer bu şekilde giderseniz listeye siz de gireceksiniz. Sevgili akrepler, çok uzun süredir aynı noktada ve işimi değiştirmek istiyorum. Alternatif bir nokta, yurt dışından güzel bir teklif ya da şehir dışından gelecek teklifi değerlendirirseniz hem kazancınız hem de içteki yaşadığınız huzursuzluk bitip kendinize doğru daha akışlı bir sürece giriş sağlayacaksınız. Cesaret vakti. Evet, sorumluluklarınız çok fazla artacak. Kendinizi doğru bir noktada ispat ederken Neptün'ün enerjisi kafanızı karıştırabilir. Daha dikkatli, daha anlayışlı, bazen göremediğiniz, ben göremiyorum dediğiniz noktada Neptün sizin kafanızın karışmasına yardımcı oluyor. Mümkün olduğu kadar bu enerjiden çıkalım. Bu ara vergi, sigorta konularımız, alacak verecek konularımızda dikkatimiz dağılabilir. Bunlar ileride kriz yaratabilir. Bunları şimdiden toparlamak gerekiyor diyorum. Dil eğitimi, farklı eğitimlerle ilgili başlamak istediğiniz süreçler için doğru bir karar. Plansız çıkacağınız iş gereği yolculuklarda aksilikler yaşanmayacak. Hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Yani endişe edilecek bir durum yok. Merak etme. İlişki konusunda da rakip sevgilin, sen ona rakipsin, o sana. Sen ona baskın konuşuyorsun, o sana. Sen ona gider yapıyorsun, o sana gider yapıyor. Bence bir ilişki terapisti size iyi gelecek, unutmayınız. İlişkisi olmayanlar için bu ara şu an en çok parasal konunuzu dengeleyip kendi ruhunuzu bulmanız lazım. Kalbinizdeki kişiden sürpriz bir mesaj gelebilir, kafanız karışabilir. Karıştırmayın, ondan bir şey olmaz. Evli çiftlerimizle alakalı noktada da o tutum güzel, aşk tutar, hatta çocuk planlarımız var. Yeni ev büyütmek planladığımız noktada bir kenarda bir paramız var. Bununla ilgili ne yapalım? Evi satıp ev almak istiyorsunuz. Bu da sizin için hayırlı. Eşinizin işi ya da kendi işinizle alakalı banka, finans alanında ve mühendislik alanında çalışanlar için güzel bir yer ve oluşum sizin hanenizi hem ekonomik olarak güçlendirecek hem de rahatlatma. İşsizseniz ve iş konularınızla alakalı beklediğiniz bazı ev içerisinde tartışmalar yeni iş kapınızla ilgili hayırlı olsun. Bir yakın aile dostunuzun size sunacağı iş aydınlık. Bu ara sizi sağlam gördüğünüz dostlarınızın size yarattığı farklı renkler size keyif verecek. Ufak ufak tatillerimiz, ufak ufak alanlarda güzel başarılar ve ilişkimiz, sevgilimizle gideceğimiz yolculuklar bize mutluluk ve keyif verecek. Hiç korkmayın. Evet, ev hanımları, bu ara kriz sizin kendi ailenizde, abi, kız kardeş, dayı, bunlarda büyük krizler var. Bu krizlerde haksızlığa uğrayabilirsiniz ve bu haksızlıktan dolayı benim eşim, benim çocuklarım haklıymış deyip dizinizi dövebilirsiniz. Onlar hep haklıydı, sen görmemezlikten geliyordun, dikkatli ol. Evet, bu ara boyun fıtıklarınız, bel fıtıklarımız, basur ve üreme organlarımızla alakalı sıkıntılarımız olabilir. Ama en önemli şey kristal, kulak kristallerinizde hassasiyet oluşmuş. Aşk var, aşk. Aşk, acayip bir aşk var. Aşka kucak açacaksınız. Sevgili yaylar, nasılsınız? Bu ara özellikle kredi kartlarınız, vergi borçlarınız,
borçlandığınız noktalara çok dikkat etmeniz lazım. Yatırım konularınızda da plansız kararlar sizin paranızın değersiz noktaya düşmesine sebep olacak. Mümkün olduğu kadar fazla riskler almadan bu haftayı yavaş yavaş temkinli geçirmemizi öneriyorum. Çocuklarınızla ilgili bazı harcamalar yapmak istediğiniz yenilikler var. Onlara küçük küçük harcamalar yapıp onları şenlendirebilirsiniz. Ama büyük yatırımlar için mantık ve kuralı görmemiz lazım. 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'na geçişiyle birlikte iş konularınızla alakalı noktada gayet anlayışlı ve keyifli süreçler, tekrar tekrar size gelecek teklifler ve güzel fırsatları doğru değerlendirdiğinizde de artık işinizle ilgili sağlam noktayı benimseyecek evrenize daha sağlıklı bir şekilde yön göstereceksiniz. Kırgın olduğunuz, sürtüşme içerisinde olduğunuz birçok insan size özür dileyecek ve sizin haklı noktanızı doğru şekilde takdir edecekleri için bir daha bunlarla ilgili bağı aynı kalitede götürmek istemiyorsunuz ama özrünü de kabul edeceksiniz. Özellikle yöneticiniz kadın ve özellikle yöneticiniz erkekse ciddi tartışmalar var. Bir projeden kaynaklı hatalar yapıp burada işimizle alakalı sizin hareketiniz geri düşebilir, size mobbing uygulanabilir. Bu hafta işinizle alakalı mümkün olduğu kadar çok doğru görüşler sağlamanız lazım. Sağlamadığınız takdirde riskler var. Bu ara yeni işe başlayan, yeni iş kapınızla ilgili olumlu bir evredesiniz. Buraya da kendinizi çok iyi ispatlayacaksınız ve orada uzun soluklu kalma evremiz var. Dışarıda serbest alanda, ortaklı işler, serbest bir iş yapıyorsanız ekstra kazançlar ve bu kazançlar sizin kenarda para birikiminize, çünkü özgür ve her şeyi öğrenmek istediğiniz için elinizden para tutulmuyor. Mümkün olduğu kadar işinizle alakalı paraları kenarda tutmanızı öneriyorum. Önerdim bile. İnşaat sektörü, makine mühendisliği ya da topraklarla alakalı bağlantılarınız varsa bu ara alım satım konuları çok hareketli. Çok ekstra kazançlar sağlayacaksınız ve bu kazançlar size gayet güzel iletişim, güzel bağlar, güzel dostluklar, verimli evreler sunacak. Hadi cesaretini toparla diyorum. Eğer ki bu ara iş kurmak istiyorsanız start verin. Bayram sonrası bu startı verin. Yurt dışı ile ilgili yerleşmek, yurt dışı ile ilgili vize, evrak konularımızla alakalı uzun süredir ek gelir sağlamak ya da ek destek almak istiyordunuz. Size gelecek bir davetiye artık orada kalıcılığınızı sağlayacak ve yurt dışı hayalleriniz gerçek olacak diyorum. Yalnız bu ara ev tadilat konularını abartabilir. Gereksiz evin içerisinde yapacağınız şeyler size sıkıntı yaratır. Hatta eve hırsız girebilir. Kuzenlerinizden kaynaklı tartışmalar olabilir. Dikkatli olun. Özel hayatınızla alakalı bu ara daha böyle kendinizi doğru bilerek adım atarak kariyere odaklandığınız için karşımdaki insanı önemsemiyorsunuz. Onun sizin sesinize, nefesinize, elinize ihtiyacı var. Lütfen onun kıymetini bilin. İlişkinizden yeni ayrıldıysanız tekrar barışacaksınız ve şans kapınız var. Bu ara hiç aşık olamayan sevgili yaylar için güzel bir enerjiyi kucaklayıp onu hayatınıza alacağınız ve çok tesadüf bir yolda, kursta olabilir, yolda olabilir biriyle tanışıp onu şans vererek hayatınıza almayı tercih edebilirsiniz diyorum. Bu ara ailenize ait unutulan borçlar, tapu ve evrak değişimlerinde vekalet alabilir. Ailenizin çözülmesi gereken noktalarda da bu dönem bunlarla da uğraşacaksınız. Bu biraz size hani şey yaratabilir. Anam bir yandan işim var, bir yandan ama onlar sizin için varlar. O yüzden lütfen sizden ricam, onların hayatına dokunduğunuz her şey güzellik getirecek diyorum. Bu ara sözlenmek, evlilik tarihi belirli olan çiftlerde biraz gereksiz ailenin karışmasından kaynaklı tartışmalar ve bu tartışmalardan kaynaklı kırgınlıklar, yüzüğü atıyorum tripleri söz konusu olacak. Sakinliği koruyun, kimseye önem vermeyin diyorum. Çalışan çiftlerimiz için de bu ara iş yerinde ciddi sorunlar var. Bu krizler, evinizde sorun yok ama şirketiniz ve çalıştığınız alanda kriz olduğu için paralarınız geç veriliyor olabilir. Biraz ekonomik evresinde ev konusunda zorlandığınız için ev iş tartışması var. Evde bir kriz yok. Bu ara çocuk tedavisi, tüp bebek deneyenler hayırlı olsun diyorum. Sevgili gençler, kendinizi güvensiz kılmayın. Kapılarınız güzel bir şekilde açılacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Sevgili ev hanımları, bu ara kendi kendinize boş boş paralar harcayacaksınız. Boş boş gereksiz sonra pişmanlıklar diyor. Bu ara günler, seyahatler çok bol olacak. Aman diz kapaklarınıza dikkat edin diyorum. Sağlık olarak diz kapaklarını önerdim. Kemik ağrılarımızı önerdim. Ve özellikle
kalsiyum eksikliğinizden kaynaklı variz problemleriniz söz konusu olabilir, bacak sendromlarınız sıkıntılı olabilir. Dikkatli olun. Hoşça kalın efendim. Sevgili oğlaklar, nasılsınız? Hayatınızda tamamlamak, yarım bıraktığınız, yarım gördüğünüz birçok şeyi tamamlama kararı içerisinde. Tek tek dosyaları yapıp şu iş yapılacak, bu iş, evet, hepsini gerçekten çok kolay bir şekilde yaratacaksınız. Bu ara özel hayatınızda size bu konuda destekleyeceği için işinizle ilgili gergin olduğunuz her şey, hayat arkadaşınız, eşiniz, sizin motivasyonunuzu artıracak, etraftaki kırgın olduğunuz ve öfke duyduğunuz her şeyi çok yumuşak bir geçişle sağlayacaksınız. İşlerinizle ilgili çok güzel bir gelişim. Tekrar düşünmeniz gereken bir teklif var. Gözden doğru geçirdiğinizde her şey, istediğiniz kapının ayakları size yavaş yavaş açılıyor. Mars Boğa burcunda, Merkür Yengeç burcu geçişini sağlıyor. Bazı konularda da takıntılardan çok detaycı yönünüz, daha vicdan ve merhamet yönünüz ön planda olacak. Fazla vicdan edip vicdan sizin bir tarafınıza uçmasın. Lütfen işinize, düzeninize, disiplinize hakim olduğu kadar hakim olalım. Zorlu bir iş temposu, zorlu bir süreç ama parasal kazanç, işinizdeki sağlamlık, size şanslar verilecek. Bunları çok doğru değerlendirdiğinizde güç ve oluşum, fırsatlar, gerginlikler geride kalacak. Bulunduğunuz nokta ciddi anlamda hem iletişim, hem toplantılar, hem anlaşmak istediğimiz yeni insanlar, çevre, alan sizin arkanızda bu hafta çok sağlam bir şekilde duracak. Bu arada dağınık bir ruhunuz olabilir işinizde. Kafanız çok fazla karışabilir. Bu da şunu gösteriyor. Çok ekip arkadaşlarımız, çevremizdeki iş yoğunluğu, bitmesi gereken, tamamlanması gereken bir sürü projeler var. Hep böyle aksilik olacak endişesi yaşadığınız için, kafanız hep iklemde kaldığı için kafanız dağınık. Bunu bir toparlayalım. Kendi işinizi yapıyorsanız savaşçı yönünüz daha büyük güzellikler getirecek ve bu savaşçı yönünüz işinizi daha büyütmenize yardımcı olacak. Ortaklı proje, yeni yaptığınız işler için bir 6 ay sabırlı olun. Burası büyümeye doğru, güçlenmeye doğru giderken size de işinizde şubeleşme, yeni yerler, yeni oluşumlara gerçekten fayda sağlayacaksınız. Kurumsal firmada yönetici hakkınız söz konusu. İlk önce yurt dışı görevleriniz var ve yurt dışı firmasında çalışıyorsanız firmanız gereği gideceğiniz seyahatlerde temsil edeceğiniz noktalar büyük bir aydınlanma söz konusu olacak. Sabit bir mekanda, kendi yeriniz alanında işten çıkma kararı içerisinde başka bir teklif var. Değerlendirmek istiyorsunuz. Olumlu bir teklif ama burada çok düzenli bir hayatınız var. Risk almayı sevmediğiniz karar, hadi risk al kararını ver ve git. Çünkü orada daha sağlam, kazanç olarak da daha emin adımlarda olacaksınız. Eğer iş probleminiz varsa, uzun süredir iş sıkıntısı yaşıyorsanız, bayram sonrası güzel bir oluşum, özellikle bir kadından gelecek destek size huzur ve mutluluk verecek. Şimdiden hayırlı olsun. Yalnız ailemizde devletle ilgili yaşanan krizler, sıkıntılar varsa ve bir türlü çözemiyorsanız mahkemelerde ertelenme, acilen doğru avukat, doğru süreç lazım. Yoksa uzun soluklu sıkıntılar hanemizi ilgilendiriyor. İhmal etmeyin. Bu ara askere gitmek ya da polis ya da devletle ilgili işe girmek ya da memur olmak isteyen sevgili oğlaklar için güzel fırsatlar var. Hiç korkmayın diyorum. İş mahkemeniz, işle ilgili süreçler çok devam edecek ama zafer sizin, korkmanıza gerek yok. Bu ara spora merak sarabilir. Enerjiniz sporla da yağlandıran göbek yağımız, yan yağlarımız ve biraz genişleyen popomuzu yavaş yavaş vererek zayıflatmamız gerekiyor diyorum. Evet, aşk konusunda takıntılarımızın devam edeceği bir nokta. Çünkü duygusal tepkiler veriyorsunuz. İlişki hep ani tepkileriniz var. Bu ilişki ani tepkilerinizi bir düzeltmeniz lazım. Yeni ilişkilere, yeni hayata adapte olmak için sizin sevilmeye, aşka, ilişkiye ve şefkate ihtiyacınız var. Bir fırsat ver, bu fırsatı doğru yakala diyorum. Evet, evli çiftlerimiz ve yaşadığı bazı krizler ve yaşadığımız bazı olaylarda karışıklıklar söz konusu olabilir. Ama biz bunu toparlayıp tamamlayacağız. Sadece kendinize ait gergin olduğunuz evreyi toparlayın. Yeterli, daha sağlıklı olarak gözüküyorum. Eski ilişkinizden haber yok.
Yeni aşk doğru noktada ama sevilmek, değer görmek, önemsemek istiyorsanız doğru adımlar atmanız lazım. Çalışan çiftlerimiz için bu ara en önemli şey yarattığınız kaoslar, yaratılan kaosları ve başkalarının aklıyla hareket etmek size huzursuzluk yaratabilir ve bu dengeyi doğru görmeniz lazım. İlişkinize zarar vermemek adına diyorum. Bu dengeyi doğru oturtmamız lazım. Evet, bu ara mektup yazmak, yazı yazmak, kitap yazmak düşüncesi olan ya da tezlerinizi ya da tamamlamanız gereken görevleri vermek istiyorsanız biraz daha konsantrasyonunuz yoğun. Aile büyüklerimizle vakit geçirmeniz lazım. Anne ya da baba ya da kardeşlerle bağı güçlendirme vakti, onları sevip sarın, sarmalayın. Sağlık olarak özellikle diş eti iltihaplarımız, diş çekilmelerimiz, diş eti kanamalarımız ve dolgu altları ve kaplamalarla ilgili krizlerimiz var. İhmal etmeyin efendim. Hoşçakalın. Sevgili kovalar, nasılsınız güzel ailem? Abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi unutmayın. Elinize yapışmasa emek veriyorum. Neyse, sinirleniyorum bu konuda. Emeğime saygı göstermiyorsunuz çünkü. Kovalara demiyorum, tüm takipçilerime diyorum. Evet, şöyle diyeceğim. Bu ara özellikle yeni başlangıç, yeni iş arıyorsanız, yeni bir konum, yeni bir mertebe ya da hayatınızdaki her şeyi sil baştan yapmak istiyorsanız çok radikal bir karar içerisindesiniz. Bu radikallık de, bu radikal kararınızda doğru adımlar atarak yapmanızı, doğru noktayı bulmadan hata yapmamanızı, çünkü bulunduğunuz noktada da size verilecek fırsatlar var. Sadece sakin olmanız gerektiğini düşünüyorum. 5 Temmuz'da Mars Boğa burcunda, Merkür Yengeç burcu geçişle bile duygusal çatışma, iletişimle alakalı yanlış anlaşılma, kendinizi doğru ifade etmek isterken yanlış konuşmalara ve işte de lakayt durumlara sebep olabilir. Mümkün olduğu kadar kafa dağınıklığınızla ilgili noktayı, iletişimi hata yapmanıza yardımcı olacak. Sakin sakin bunları kontrol edelim. Eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız ve işinizle alakalı beklediğiniz kazançlarda ertelemeler ya da bankada bazı krizlerden kaynaklı paranızı geç almak gibi bir durumlarınız olabilir ve bu yüzden de gergin olacağınız gözüküyor. Merak etmeyin, o para hesaptan gitmeyecek, o para sizin, yeter ki hatalarınızı düzeltin. Kurumsal ya da büyük bir firmada çalışıyorsanız bulunduğunuz noktada ciddi anlamda size karşı rakip gibi görünen ve sizin böyle bileylemek isteyen insanlar var. Böyle kalbinizi bileylemek istiyorlar. Evet, onları önemseyin. Yoksa mobbing uygulama, o güvendiğiniz 4 kişi arasında gerçekleşecek ve sizin işten çıkartılmanıza çok kolay şekilde imzanız atılacak. Bay bay. Yani dilimizi, iletişim enerjimizi doğru, hani iletişim trafiğini doğru anlattığınızda haklarınızı doğru alır. Ama ani fevri davranışlar zarar görebilirsiniz. Bu ara kendi alanınızı ve iş kurmak istiyorsanız güzel noktalarımız söz konusu. Bunu doğru yapın ama yakın dostunuz sizden borç para konusu isteyebilir. Hani vereyim mi vermeyeyim mi tereddütünüz varsa işçiye verin. Çünkü o kişinin gerçekten bu paraya ihtiyacı var. Yaptığınız iyilik sizin para rızkınızı daha çok arttıracak. Vermeyecekmiş gibi düşünün ama bu sizin hayrınız olsun istiyorum. Bu arada yurt dışı ile ilgili iletişim konu, mailler, mesajlar, yurt dışı gereği bilgisayarda, görüntülü konuşmalarda çok güzel anlaşmalar, güzel teklifler de söz konusu olacak. Mümkün olduğu kadar toplantı ayarında, yani evde de toplantıya katılsanız enerjiniz gayet mutluymuş gibi yapın ki size güzel bir teklif var. Bir de işiniz bir türlü olmuyorsa, yarım kalıyorsa Fil suresini 707 kere okursanız bu iş konunuzla ilgili kapılarınız açılır ve daha çabuk iş noktalarınız hızlanır. İş mahkemeniz, uzun süredir çözemediğiniz konular hala çok uzun süre, 2023'ten önce çözülmez. Boşuna beklemeyin. Siz şu an geçici işlerde görevinizi alın, hak iadeniz söz konusu olacak. Ama şöyle söyleyeyim, hanemizde devlette çalışan biri varsa ani görevden alınabilir, işinden alınabilir, telefon görüşmelerine takılmış olabilir. Böyle karışıklıklar var. Aman aman dikkatli olmasını öneriyorum. Bu hafta konuşmalar, iletişimlerde hatalar ve o hatalar görevinden alınmasına sebep olabilir. Bir de eğitim konularınızla ilgili farklı evrelerde yer almak istiyorsunuz. Evet, bu eğitim konularınızdaki farklı evreler size farklı oluşumlar sağlayacak. Ortaklı iş varsa ortak bir mekanı kapatıyoruz, kendimize sadece iş kuruyoruz. Aşk konusunda
Yeni yolculuğa hazır mısınız bilmiyorum ama içinizdeki yolculuğu çözdüğünüz takdirde yeni aşk var. Ama şu içinizdeki yolculuk sadece buradaki kalbin gelip şifalanmasını beklediği için bu aşkı nasıl yakalarsınız bilmiyorum ama şu içinizdeki yolculuğa bir hoşça kal deyin, yeni yolculuğa adım atarsanız evlilik ve hayat arkadaşınız karşınızda, siz sizi sevebilecek birine inanmıyorsunuz. Bu inancınızı kırdığınız takdirde çok güzel bir hayat size bekliyor. Hatta ikiz çocuk enerjiniz de var, bilginiz olsun. Evli çiftlerde iş konusuyla ilgili yaşadığınız krizler, bazı pürüzler evlilik çatımıza da tank 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 vurmalar var. Özellikle hanımlar, bu ara kocanızın sülalesi acayip öfke. Evime ocağımı istemiyorum, kimseyi davet etmeyeceğim modundasın da. Anam o sokakta doğmadı, sokaktan almadı. Senin anan baban geliyor, onunki niye gelmiyor? Bu dengeyi de kurmanız gerekiyor. İşinizle ilgili de eşinizin bir rütbe değişimi. Özellikle devlette çalışıyor, polis, askerse bir rütbe ve tayin durumumuz söz konusu olacak. O yüzden lütfen kimsenin kalbini kırmayın dedim bile. Ev hanımları, ay uyuz bu ara, titizlik, temizlik has seviyede. Anam hijyen yapa yapa evi bitlendir de bir herkes rahat etsin. Yeter artık, yeter, yeter, yeter. Kendin için bol nefes al, yürüyüş yap. Yemeklere de çok kafayı takıyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor. Boşanma fikri olan kovalar, artık boşanmanız gerektiğini bilin. Mücadele ettiğiniz hayat sizin eziyetiniz, kabul edin. Sırt, yani şu omerilikten kaynaklı sorunlarımız olabilir. Duruş bozukluğumuz olabilir. Mümkün olduğu kadar bir pilates, yoga, meditasyon ya da egzersiz hareketlerini geçirmemiz lazım. Geniz akıntımız ya da burunda bir estetik sorunumuz gündeme gelebilir. Yani sağlık nedeniyle estetik problemimiz olabilir. Yaptır zaten, bunun da sıkıntım vardı. Bahane ediyorsun. Hadi git yaptır. Öptüm sizi. Sevgili balıklar, nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat bilmiyorum ama güzel gideceğine inanıyorum. Çünkü hayatınızdaki bazı oluşumlar, yeni oluşturmaya çalıştığınız işlerle ilgili güzel fırsat, güzel teklifler. Aynı şekilde kendinize hobi alanı, yaratmak istediğiniz kendinize ait noktalarımız söz konusu olacak. Bu noktaları kendi içimizde doğru oluşturduğumuzda huzurlu bir hafta, keyifli bir hafta olacak. 5 Temmuz'da Mars Boğa Burcu'nda Merkür Yengeç Burcu geçişine ve bazı konularda tekrar tekrar aynı başa dönmek, tekrar aynı noktaların sürecini yaratmak istiyorsunuz da, anam bu tekrarlardan bıkmadın mı sen? Yani geçtiğimiz ay söz veriyorum, bu ay yine başa geldin. Yani şu tekrar mevzusunu kapattığınızda işinizde bir pürüz yok. Sizin içsel karmanız tekrarı seviyor. Yani ne yapabiliriz? Bir psikolog, bir psikiyatrist ya da doğru enerjide tekrar ettiğiniz hayatınızda, çocukluğunuzdan kalan tekrarları geri bıraktığınızda işinizde pürüz yok. Siz kendi kendinize bu tekrarlardan kaynakları işinizde geri adımlar, kariyerinizde geri adımlar, özel hayatınızda geri adımlarda tıkanıyorsunuz. Yani yanlış çıkışlar, yanlış kararlar size problem yaratabilir ve ani, acil kendinizle ilgili çözüm yaratıp yolunuzu bulmanızla. Kurumsal ya da büyük bir alanda çalışıyorsanız, işinizle ilgili sistemin daha yoğun olacağı, yorucu enerjiler sizi çok fazla yıpratacağı için iyicene konsantrasyonunu art, ruhunu iyileştir. Çünkü görevler size büyük şans getirecek. Finans konularında çok şey, parasal konularda ciddi şans kapılarımız hızlı ve geçiş sağlıyor. Almamız gereken paramız, oluşturmak istediğimiz yatırımlar, satmak istediğimiz konular hızlı. Hiç eviniz yoksa bile çok güzel bir miras kapınız var. Aa benim evim olmaz derken size gelecek sürpriz, o haber sizin ev kapınız olacağını uyarıyor. Bu ara kendi işinizi yapıyorsanız kazançlarınızda daha yoğun artışlar söz konusu olacak. Ortak ayrılma kararı verdiniz. Hakları doğru verdiğinizde ortağınızla doğru ayrılık ve bu ayrılık sizin işinizin büyümesine yardımcı olacak. Yurt dışı ile ilgili bazı seyahatlerimiz ve iş gereği gitmemiz gereken şehir dışı seyahatlerimiz olumlu ve keyifli olacak. Ama işsizseniz artık bu işsizlik konusunu çözmemiz lazım. Çünkü haçlı kalmaktan, ailenizden destek almaktan çok yoruldunuz ve her şeyden önemlisi ben işe yaramıyor muyum dediğimiz bir süreçtiniz. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız tayin ya da atama beklentiniz varsa, tayin konunuz olaylı, geçici atamanız olacak, sonrasında memuriyet hakkınız var, bunu unutmayın lütfen diyorum. Bir de ezan okundu, devam edeceğim. Evet, ezan bitti. Atamalar konusunda daha şanslı olacağınızı unutmamanız gerekiyor. Bu ara kardeşler,
kuzenler, yakın dostlarla alakalı acil çözüm üretmeniz gerekiyor. Onların sağlık problemi, onların bazı sıkıntı süreçlerine destek olmanızı öneriyorum. Evet, aşk konusunda kalbini kırıldıysa ve af dilenmesini istiyorsanız karşınızdaki kişi sizden özür dileyecek. Bunu bilin. Hiç unutamadığınız biri varsa da onu artık unutun, 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 kesin atın, kangrensin oldu artık bu bedeninize, hiç gerek yok diyorum. Bir de bu ara özellikle evli çiftlerimizle ilgili komşularımızla aramızda sorun çıkabilir. Oturduğumuz bina ya da mahallede bazı karışıklıklara şahit olup evden taşınmak isteyebilirsiniz. Ev sizin, acele etmeyin. Başka bir yere kiraya verin. Eviniz değerli, satmanıza gerek yok diyorum. Bir de sevgili takipçilerim, şunu demek istiyorum. Sizin sağlık sektöründeki çalışan ya da devlette sağlık ya da beklediğiniz bir oluşum varsa atamayla ilgili gayet olumlu şekilde olacak. Korkmanıza gerek yok diyorum. Bir de nişanlanan evlilik tarihinde kararsız olanlar da Eylül itibariyle evlilik süreçleriniz olumlu. Yalnız ev almanız gerekiyor ve hayatınızda kişi ev konusunda ısrar ettiği için bununla ilgili korkularınız var. Eviniz de hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı da özellikle eşinizin işinde değişim beklerken puanı düşebilir, aşağı düşebilir. Orada bir ikili oynanmalar var. Eşiniz mağdur olabilir. Bilginiz olsun. Sizin iş hayatınızla ilgili de stabil devam edecek ama parasal konumuzda artık burada çok uzun süredir aynı noktada olduğunuz için bunu konuşma vakti. Konuşmadığınız takdirde haksız kazanç, patronunuz, çalışan taraf siz olacaksınız. Bilginiz olsun. Ev hanımları, bu ara toprak, arazi, yani köy, yazlık, yazlık tamiri, ev tamiri, köy tamiri, köydeki evinizin tamiri, yani böyle bir yolculuk temponuz var, uzun soluklu orada kalmak istiyorsunuz. Şimdiden evinizin enerjisi iyi gelsin. Yalnız sizin de şöyle demek istiyorum, çocuklarınızın özgür ruhu sizi çok fazla yıpratıyor ve sizinle iletişimleri kestiği için çok kırgınsınız. Ya onlar genç, artık karışmayın lütfen, rica ediyorum. Her şeye didik 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 uğraşmayın. Onların özgürlüklerine, çok küçük çocuklarınızla ilgili de eğitim konularına fazla zorluyorsunuz. Çocukların algısını değiştirmenizi istemiyorum. Evet, şöyle sağlık problemi olarak saç, egzama, kaşıntılar, alerjik reaksiyon gösterebilir. Bunlarla ilgili korkmanıza gerek yok diyorum. Hoşça kalın.